Dünya Savaşı hayatımızı birçok yönden şekillendirdi. Tarih çok eski değil, hatta daha 100 yıl bile olmadı. Örneğin, geleneksel imparatorlukların ve krallıkların sonuydu Dünya Savaşı. Aynı zamanda monarşi ya da imparatorluk diye bilinen yönetim sistemlerini de değiştirdi. Ve daha ziyade bugün gördüğümüz ulus devletler ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı teknoloji bakımından da önemliydi. Aslında tüm savaşlarda teknoloji büyük rol oynar teknolojiyle beraber savaşlar büyük yıkımlara yol açar. Fakat ilk defa bu sefer teknolojinin savaş üzerindeki etkisi bu kadar büyük oldu. Savaşın bu denli kanlı geçmesine hatta daha da fazlasına teknoloji sebep oldu. Burada Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan teknolojiye dair bir takım fotoğraflar görüyorsunuz. Örneğin burada bir makineli tüfek var. Makineli tüfekle ayrım yapmaksızın tüm halkı kurşun yağmuruna tutabilirsiniz. Bu adamlar da bir tür hendeyin içindeler. Yukarıdan bakıldığında düzeneyi hayal edebilirsiniz. Bakın şimdi diyelim ki bu bir hendek. Hendeye yukarıdan bakıyoruz. İçinde oturan insanlar var. Halktan birkaç insanda makineli tüfek var. Diğerlerinde de sadece normal tüfekler var. Şimdi eğer bu sipere saldırmak isteseydiniz ben size derdim ki yapmayın. Aman yapmayın çünkü durum kesinlikle aleyhinize olurdu. Makineli tüfekleri var ve buradaki makineli tüfeğe olan adam, askerler gelenleri kurşun yağmuruna tutabilir. Ayrıca sadece makineli tüfek değil, dikenli tel de kullanıyorlardı. Dikenli tel, Birinci Dünya Savaşı'nda icat edilmedi tabii. Ta 1800'lerde icat edilmişti. Dikenli teller düşmanın sipere yaklaşmasını engelliyorlardı. Düşman böyle geliyordu ya böyle sipere takılıyordu, daha doğrusu dikenli tellere takılıyordu ya da siperdeki adamlar tarafından vuruluyordu. Ve ayrıca düşmanın siperdekileri vurması da çok zordu. Bu kadar ölümcül olmasının yanı sıra dikenli tel ayrıca savunma için de çok kullanıldı. Özellikle de siper harplerinde güç kazanmak isteyen tarafların çok işine yaradı ve büyük ölçüde kan dökülmesine sebep oldu. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve sonradan yaygınlaşan bir diğer teknoloji gaz ve özellikle de zehirli gazdır. Zehirli gaz kullanılması. Zehirli gaz. Buradaki adamların gaz maskesi taktığını görebiliyorsunuz. Niye takıyorlar? Çünkü karşı tarafın gaz kullanmasından korkuyorlar. Gaz kullanımının özel bir avantajı var. Diyelim ki burada topçu mermileriniz var ve bir düzine atıp kimseyi vuramıyorsunuz. Ama sonra başka bir şekilde ve farklı renkte bir gaz bombası salıyorsunuz. Morumsu renkte çizdiklerim bombadan süzülen gazlar. Gaz bombasının aniden etkilemesine de gerek yok. O orada gaz vermeye devam edip Siperi ve içindekileri yavaş yavaş zehirliyor. Almanlar sadece gaz kullanma tekniğinin değil, ölümcül olan zehirli gazın da ilk kullanıcılarıydı. Özellikle 1950'de klor gazını kullandılar. Bunu da yazalım. Klor gazı. Bu gaz soluyan kişinin solunum sistemine aniden etki eder ve saniyeler ya da dakikalar içinde boğularak ölmesine sebep olur. Ayrıca fosken gazı da kullandılar. Fosken gazı. Bu diğeri gibi öksürük tepkimesine sebep olmuyor ve doğrudan solunum sistemini etkilemiyor. Bunun yerine daha fazla oyalayıp yayılıyor. Yani gecikmeli bir etkisi var. Ve bir de hardal gazı kullandılar. Bakın hardal gazından korunmak çok zordu. Klor gazı gibi bir anda boğulup ölmenize sebep olmasa bile yoğunluğundan dolayı kesinlikle sizi savaş dışı bırakır. Ayrıca sipere yayılır ve siperi bir tür zehir ortamına dönüştürür. O yüzden çok çirkin bir silahtır. Aslında çirkin olan savaşın ta kendisidir. Silahlar da çirkindir. Mesela makineli tüfek işte güzel bir silah değil. İnsanları katlediyor. Ama makineli tüfek kullananların bile kabul edilebilir bir işi var. O da kullanılan bu gazları özellikle de böyle çirkin silahları gözetleyebilmek. Diğer bazı videolarda 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan diğer silahlardan bahsetmiştik. Ama bunun dışında tanklar önemli bir etmendi. Tanklardan bahsetmemiz gerek. Buradaki bir Amerikan tankı. Gördüğünüz bu tip plastiklerle sert ve zorlu yerleri geçebiliyorlardı. Ayrıca tanklar silahlıydı. Bu hendeyi düşündüğümüzde isterlerse mesela bu dikenli telleri yıkıp geçerler, sonra da siper'e girebilirler ve şöyle bir manzara ile karşılaşabiliriz. Bakın burada bir tank. Tabii o zamanlar çok büyük tanklar yoktu. O yüzden aşağı yukarı bunun gibi tanklar vardı. Evet böyle bir tank. Yine de böyle bir tank hendekler için yeterince yıkıcıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki denizaltılardan epey bahsettik. Bu sistemi özellikle Almanlar, Egemen İngiliz donanmasına karşı bir şans elde etmek için kullandı. Bu donanma Amerika'nın itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesinin en büyük sebeplerindendi. Burada nasıl göründüklerini anlamanız için Amerikan denizaltılarının fotoğrafını koyduk. Belki de yıkım için en iyi yollardan biri, gerek 1. Dünya Savaşı'nda, gerekse ileriki savaşlarda çok büyük rol oynayan hava yolunu geliştirmekti. Yani uçaklardan bahsediyorum. Bundan önce keşif için kullanılan balonlar ve zeplinler vardı. Topları ve silahları nereye doğrultacağımızı söylüyordu. Ama sonra birkaç yıl öncesinde diğer araçlardan ağır olan uçağı icat etmiş olan kardeşler karşımıza çıkıyor. İlk uçaklar da keşif için kullanıldı. Yani bombalama için değil, keşif için kullanılıyorlardı. Fakat sonra teknoloji gelişti, motorlar gelişti ve uçaklar da bombalama için kullanılmaya başlandı. Daha sonra havadan havaya savaşlar başladı. Hava savaşında bulunanlardan bu adam, her ne kadar adını pek bilmesek de muhtemelen en ünlü olanı. Modern dünyada karakteri bir karikatüre bile dönüştürüldü. Bu Manfred von Richthofen. Almanlar için çalışan bir pilottu. Ama ünü daha çok Kırmızı Baron olarak bilinmesinden gelir. Çünkü Manfred bir barondu aslında. Baron o zamanlarda soylulara verilen bir isim ve uçağını da kırmızıya boyatmıştı. İşte bu da onun uçağının fotoğrafı. Biraz boyayalım şöyle kırmızıya. <laughs> Sanırım biraz daha kırmızıya yakın bir renk seçmeliyim. Fotoğraf siyah beyaz olduğu için biraz boyayalım ki görünüşünü daha iyi kavrayabilin. Burada 3 tane kanadı var. 3 seviyeli kanatlar falan neyse. Yani uçağı kırmızıydı. Bu yüzden Kırmızı Baron deniliyordu ve en ölümcül pilotlardan biri olmasıyla meşhurdu. 80 tane düşman uçağı devirdiği doğrulanmış. Bakın tam 80. Yani hava savaşlarında 80 tane galibiyet. Müthiş bir sayı. Birinci Dünya Savaşı'nda bunun üstüne çıkan kimse olmadı, öyle söyleyeyim. Çok ünlü bir pilottu. O da dahil savaşan insanların yaşam süreleri maalesef çok uzun değildi. Pilotluksa özellikle tehlikeli bir meslekti. Birinci Dünya Savaşı'ndaki en iyi pilotlardan olmasına rağmen o bile 1918'de havada vuruldu. Ciğerlerinden ve kalbinden vuruldu. Ama bir şekilde uçağını indirmeyi başardı. İnsanlar ona koştuklarında ölürken söylediği son kelimenin kaput olduğu söyleniyor. Kaput. İlginç değil mi? Daha sonra bu karakter karikatürize edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında kırmızı baronu görebilirsiniz. Manfred von Richthofen yani barondan adını alan kırmızı baron bir pizza markası oldu. Bir pizza markası için biraz ilginç çünkü pilot İtalyan bile değildi aslında. Zaten buradaki resim asıl adam Manfred von Richthofen'dan çok Tom Selle'ye benziyor.